Arkadaşlar merhabalar, şu anda sizlere çok güzel bir trileçe tarif vereceğim. Kolay trileçe, 4 dörtlük trileçe. Neden 4 dörtlük? Çünkü her şeyden 4'er kaşık koyuyoruz. 4 kaşık irmik, 4 kaşık un, 4 kaşık sıvı yağ, 4 kaşık süt. Sadece 2 adet yumurtamız var. Birer pakette vanilin ve kabartma tozumuz var. Bu tabii kekimiz için olan. Şerbetimiz için de ayrıyeten 2 su bardağı sütümüz, 1 su bardağı şekerimiz ve bir de çiğ kremamız olacak. Ayrıyeten bir de karamelini yapacağız üzerine, ama çok kolay bir tırlıça tarifi. 4 dörtlük dediğimiz kadar, yani her şeyden 4'er kaşık koyuyoruz. Bu arada ben böyle sizler için çok güzel tarifler hazırlamaya devam ediyorum, ama bir beğeni de bekliyorum açıkçası. Çünkü gerçekten özeniyorum bunları yaparken, sizlere anlatırken. Bilmiyorum, izlemeler var ama beğeniler gelmiyor. O da beni birazcık üzüyor. Video izledikten sonra eğer beğenirseniz beğeni butonuna basın. Beğenmezseniz de beğenmeme butonuna da basabilirsiniz tabii ki. ama bunlar en azından sizlerden gelen bir etkidir. Beni de ayrıyeten motive eder. Şimdi şekerimizi, yumurtamızı, yağımızı güzelce karıştıralım. Vanilimizi de atalım içerisine. Sıvılarını içerisine atabiliyoruz ama kabartma tozunu kurularla beraber atacağız. Güzel bir karışım yapalım şu anda. Bence yaptığınız zaman siz de beğeneceksiniz. Tadı gerçekten enfes, bir harika. Her şeyden önce elinizin emeği değmiş olacak. Beğenerek de yapacağınızdan eminim. Bazen soruyorlar işte trileçe yapması zor mudur? Hayır, hiç de zor değil. Gerçekten çok çok kolay. Önceden de borcamımızı hazırladık. Birazcık yağlıyoruz. Dibine tutmasın diye unluyoruz. Normal kek hazırlar gibi kekimizi hazırlıyoruz. Daha sonra şerbetini ilave ettikten sonra üstüne böyle ister cevizlerle, ister kaymak, ister başka şeylerle süsleyebilirsiniz. 200 gram çekilmiş ceviz şu anda benim elimde de hazır. Şimdi kurularımızı da karıştıralım. Kabartma tozumuzu da ilave ettik. Önde irmiğimizi döktük. Şimdi unumuzu döktük. Kabartma tozumuzu ilave ettik. Güzelce bir karıştıralım. Dibine tutmasın diye de karışım bittikten sonra iyice bitsin. Daha sonra kekimizin üstüne eşit gelecek şekilde iyice de yayacağız onu. Pütürlük kalmasın. Zaten kalmaz. Sıvılı oldukça uygun. Güzel bir taban kekimiz olacak şimdi. Bu arada yapmış olduğum videoları da sosyal medyanızda paylaşmanız beni ayrıyeten çok mutlu eder. Çünkü tariflerim ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kadar çok mutlu oluyorum. Herkes evinde kolaylıkla bunları yapabilsin istiyorum. Sizler de yardımcı olursanız belki birlikte büyürüz. Güzelce yayalım şimdi bunu tepsimizin içine. Hani bir şerbetli tatlı olacağı için de yağlı kağıt kullanmıyorum özellikle. Normal borcamımı kekimi döker gibi yağlayıp unluyorum. Üzerine kek harcımı döküyorum. Eşit şekilde de gelmesini sağlayalım şimdi her bir köşesine. Şimdi 180 veya 200 derecede üstü kızarıncaya kadar bunu biz fırınımıza vereceğiz. O fırındayken de şimdi biz şerbetini ve karamelini hazırlayalım. Şimdi şerbet için 2 su bardağı sütümüzü, 1 su bardağı şekerimizi ve 1 pakette çiğ kremamızı alacağız, karıştıracağız. Biraz kıvamlı bir şerbet olmuş olacak. Su kullanmıyoruz şerbette, sütlü yapıyoruz trileçe olduğu için. Ve birazcık da kıvamlı şerbet olması gerekiyor. O bakımdan da kremamızı katıyoruz içerisine. Harika bir yoğunluk verecek ve kekimiz bunu olduğu gibi emecek.
Hiçbir şey kalmayacak. Bunu güzelce pişirelim şimdi. Şekerimiz erisin. Ama pişirdikten sonra da unutmayın şerbetimizi soğumaya bırakacağız. Çünkü fırından çıkmış, ilk harareti çıkmış olan kekimizin üstüne soğuk şerbet vereceğiz. Şimdi de karamelimizi yapalım. Bunun için de bir çorba kaşığı kadar tereyağımızı ya da margarin, isterseniz margarinizi ilave edebilirsiniz. Bunu erittikten sonra yine bir su bardağı kadar şekerimiz, bir su bardağı kadar da sütümüzü ilave ederek karamelimizi hazırlayacağız. Evet, kekimiz de fırınımızdan çıktı. Üzerine şimdi kürdanla batırabildiğimiz kadar dibine ulaşana kadar delikler açalım. Ki bu deliklerden bolca da delik açın. Rastgele. Rastgele bolcana her tarafına delikler açın kekinizi. Ki şerbetimizi, karamelimizi güzel güzel çeksin içine. Evet, rastgele 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 her tarafını kürdanla delikler açıyoruz. Şimdi şerbetimiz de soğudu. Soğuk şerbetimizi kekimizin her yerine gelecek şekilde gezdirelim üzerine. Kısa sürede zaten emecek, hiç eser kalmayacak bu şerbetten. Her tarafına gezdiriyoruz. Tencerenizin iki tarafından tutup o şekilde de gezdirebilirsiniz. Daha çabuk bir şekilde. Daha seri olabilir belki. Bir taraftan şerbet döküyorsunuz. Çok çabuk bir şekilde de kekiniz bunu sünger gibi çekiyor içine. Hemen de emiyor, alıyor. Çok güzel. Ne kadar çok kürdanla delerseniz zaten o kadar çok kekiniz içine bu şerbeti çekecektir. Daha kolay emecektir. Şerbetle beraber belli bir yükselti de alıyor. Yukarıya doğru böyle bir sünger gibi kabarma da oluyor şu anda. Dilerseniz bunun üstüne karamel yerine krem şanti de yapabilirsiniz. Hemen bir paket krem şantiyi, iki paketi daha tuzu, bir su bardağı sütle çırpıp şöyle katıca bir krem şanti de koyabilirsiniz bunun üstüne. Veya kendiniz yaptığınız karameli de yayabilirsiniz. Yine krema kullanıp az bir süt, şekerli bir ve tereyağlı bir karışımla bu şekilde karamel yapabilirsiniz. Bu da kaymak gibi bir güzel bir tat veriyor. Kremalı, sütlü, yağlı harcımız. Önce bunu bir serelim kekimizin üzerine. Her tarafına yayalım. Ondan sonra da güzelce süslemek istediğiniz farklı bir şeyler olursa onlarla da üstünü süsleyebilirsiniz. Çikolata kırıntıları dökebilirsiniz, damla çikolatalar veya çekilmiş ceviz varsa veya Antep fıstığı onlarla dilediğiniz şekilde üstünü süsleyebilirsiniz. Şu anda biz cevizlisini yapıyoruz. Ben de her şeyde cevizi kullanmayı çok seviyorum. Cevize karşı farklı bir düşkünlüğüm var.
tat olarak da çok da yakıştırıyorum. Her tarafına serpeceğim şu anda. Evet, her tarafına serpiyoruz şu anda biz bunu. Dediğim gibi kekiniz soğuduktan sonra şerbetini verin. Kremasını, karamelini veya krem şantisini de en son bütün şerbetini çektikten sonra üzerine yayın ve dilediğiniz şekilde de süslemeler yapın. Şimdi bunu yaptıktan sonra servis tabaklarımızı alalım. Bir de doku testi yapalım şöyle güzelce. Yumuşacık, pamuk gibi olmuş. Dört dörtlük kolay tırlıçelerimiz artık hazır. Hemen servislerimizi alalım. Yaptığınız zaman bakacaksınız, iyi ki de ben bu tarifi almışım, iyi ki de yapmışım diyeceksiniz. Tadı çok çok güzel, oldukça hafif, oldukça güzel bir tatlı. Hiç öyle ağırlık verebilecek bir tatlı değil. Umarım sizler de beğenmişsinizdir.